Sevgili Zener, Cübbeli Ahmet Hoca'nın geçtiğimiz günlerde yine kamuoyuna yansıyan bir açıklaması daha dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk döneminin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı istiyorum, Diyanet'ini istiyorum tarzında. Hocam öyle miydi ifade? Yani Atatürk döneminin Diyanet'ini istiyorum telefon konuşmamızda bir röportaj verilmiş değil. Evet, Cumhuriyet'teki şey. Ben o telefon konuşmasında şimdi karşındaki muhataba göre konuşulur. Sen röportaj yapmıyorsun ki. Genel halka da konuşmuyorsun. Onun da anlayacağı bir dilden anlatmak için bunu konuşuyorum. Ne bakımdan konuşuyorum? Eğer Barış Terkoğlu onun dibine açıklamayı koymasaydı ben tabii tekzip yayınlayacaktım. Evet. Çünkü neden kısa kesmişsin? Yanlış manalara gitti diyecektim. Ama açıklamada yaptığım açıklamayı koymuş. Dolayısıyla ne denmiş orada? O zaman işte ehli sünnet dışı itikadi akımlar yoktu. Şimdi dolayısıyla bir mutezile söz konusu değil, bir reformistik söz konusu değil, Vehhabi Selefi söz konusu değildi. Maturidi Hanefi saf bir Osmanlı'nın çünkü geçişi. Osmanlı itikadı üzereydi. Oradaki Diyanet İşleri başkanları, hocaları, müftüleri söylüyorum. Şimdi Atatürk'ün buna müdahale etmediği ve zaten de müdahale etmediği de gene ettiği şeyler var. Ama mesela hilafetin kaldırılmasında onlardan imza aldı Rıfat Börekçi. Şimdi adamlar orada hükümet kurulmuş. Adam hilafeti kaldırıyor, sana da diyor ki buraya imza atacaksın. Şimdi ben orada Atatürk'ün Diyanet'i yönettiğini, Diyanet'i iyi yönettiğini söylemiyorum. O dönemdeki Diyanet'te, şu andaki Diyanet'te bulunan reformist, Vehhabi, Selefi, mezhepsiz akım yoktu diyorum. Kastım bu. Ama bunun açılımını yapabilir miyim? Yapabilirim. Dünya kadar açım. Örneklendirebilir miyim? Sabaha kadar örneklendirebilirim. Yani itikat bozuklukları hakkındaki Diyanet'teki şeyleri anlatırım. Evet. Ha Atatürk döneminden kaldı. Şimdi Hilal Kaplan Hanımefendi herhalde. O zaman İstiklal Mahkemelerini de mi özlüyor diye bir tweet attı dediler. Ben tabii tweetlere bakabilen biri değilim. Şimdi burada ya maksadı anlamamış. Tabii kasıtlı demeyeyim. Yani şimdi İstiklal Mahkemelerinin savunulacak hali var mı ya? Nasıl savunulacak? Ömrüm onları anlatmakla geçmiş. Alaaddin Efendi 24 kere hapis olmuş. 4 kere idam yemiş, sabah af olmuş. Ayrı da İskilip Latif Hoca merhum efendim ne yapmış? Bir sene evvel yazdığı Frank Mukallitliği kitabı kanun çıkmadan bir sene evvel yazılandan sonraki sana idam edilmiş. Şimdi bunun gibi daha nice şeyler. Abdullah işte Erzincanlı olacak herhalde. Abdullah Efendi tam ismini şimdi unutabiliyorum. Eski okuduklarım. Ondan sonra ya İbrahim Hakkı. Yani idamı çıkmış. Ondan sonra adam ölmüş zaten. Eceliyle ölmüş. Evet. Adamı çıkartmışlar, asmışlar. Şimdi bu gibi şeylerle ne alakası var? Yani şimdi, bunun şimdi İstiklal Mahkemesi'ne bunun ne alakası var? Bir. İkincisi o dönemdeki yani onlar Rıfat Börekçi'den sonra Ahmet Aksekililer, Ömer Nasuhiler. Şimdi o tamam. Ömer Nasuhi Atatürk dönemine rastlamıyor. Zaten Börekçi Atatürk 38'de öldü. Börekçi daha 41'e kadar evet. Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Dolayısıyla bu adamların diyorum itikadi mefhumlarında sen hükümet bir şeyi dayattı. Hükümet dayatmıyordu, çok serbest bırakıyordu, çok güzel hükümet değil mi diyorum tek parti hükümetine. Ömrüm ay tek parti hükümetinin yaptıklarını anlatmakla geçmiş. Bir lafı bir adam dediği zaman o adamın dediğine bakılır. Yani çok ilim ve kültür ister tabii bu biraz. Kültür seviyesi düşük olanlara bunu anlatmak zor. İlmi beyanda geçer bu. Yani en beter Rabiul Bakle, ilkbahar sebzeyi bitirdi, yetiştirdi. Bu isnadı hakiki midir, isnadı mecazi midir? Bunu söyleyen müşrikse... ateistse isnadı hakikidir. O hakikaten dua yaptı demiş oluyor. Yani bitirme fiilini, imbat fiilini hakikaten isnat etmiş oluyor. Ama bunu bir Müslüman derse ilkbahar mevsiminde aynı kelime, fail meful aynı. Evet. Ama isnat mecazidir. Çünkü bu bir Müslüman dediği zaman mesela Kur'an'dan da söyleyeyim sana ve ümrül ekme diyor İsa Aleyhisselam. Körü iyileştiririm diyor. Ben iyileştiririm diyor. Ama şimdi İsa Aleyhisselam demese bunu normal bir vatandaş dese mürtet olur. Evet. Ama İsa Aleyhisselam dediğine göre
İleriden cümlenin bir iznillah geliyor zaten. Evet. Ama ben iyileştiririm diyor. Dolayısıyla şimdi buradaki mesele o zamanki tek parti dönemi. Ama şu var. Buhari'yi tercüme ettirmiş. Buhari'yi tercüme ettirmiş Atatürk. Sen Buhari'deki şurada şuraya şu manayı bunu çıkart buradan dememiş. Şimdi. Ha, o tercüme aynen sahibi tercüme olarak evet. duruyor. Mesela Elmalılı Hamdi Yazır'a kendi de para vererek diyorlar. Filiz Kadir Mısıroğlu beni aradı işte o zaman rahmetullahi aleyh. İşte efendim ne niyetle yazdırdı, şu niyetle yazdırdı, bu ne? Ya arkadaş ben zaten niyetini sorgulamadım ki. Niyeti neydi diye konuşmadık. Yazdırdı mı bunu? Yazdırdı. Peki şimdiki cilbab ayetiyle Atatürk döneminin tefsirindeki Diyanet'in yazdırdığı, Elmalı Hamdi yazdırdı, bastırdığı cilbab ayetine bakıyoruz. Aha önümde sayfasına her şeyini verebilirim. Diyanet Vakfı'nın bastırdığı, Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, 4 kişinin, işte kafi dönmez mi ne, 4 kişinin bastırdığı, diğer dolu şey var da her baskıda değiştiriyorlar. Böyle ben reddiye yaptıkça veya öbürü belki yaptıkça. Bu hala son baskıda da var. Onun için ittifaklı konuyu konuşacağım. Orada efendim alenen diyor ki kelimelerle beraber güvenlik var. Ondan sonra ne güvenliği varsa satırla baltayla önüne bolan sokakta birbirini evet. kesiyor. Güvenlik var, şu var, bu var. Ondan dolayı o zamanki cilbab ayetini, halbuki bu ayet mensuh değil. Yani bunun hükmü kaldırılmış değil. Kur'an'da nasih mensuh var, kabul ediyoruz. Ama bu hüküm nas olarak, nas. Tam bir nas. Evet. Yüdinine aleyne min celabibine. Ben de bunu konuşuyorum. Sen şimdi Diyanet olarak bu nasla nasıl oynuyorsun? Yani Diyanet oynamıyorsa Diyanet Vakfı'nın bastırdığı tefsir. Mana veriyor ve hüküm veriyor. Hükümde de diyor ki burada hatta sayfası da var. Kelimesini de okuyabiliriz. Erkeklerin diyor kıskançlığı bak tarihselcilik tam bir eşittir tarihselcilik. İslam'ın hiçbir hükmü o dönemde nesih peygamberimiz sağlığında geçerlidir. Vefatından sonra hiçbir şey nesih olmaz. El yem ekmel tüleküm dinek. Dininizi kemale erdirdim demiş. 82 gün evvel vefatına kala veda hutbesindeki ayet etmem tealik nimet, nimetimi tamama erdirdim. Ondan sonra nesih yok zaten. Evet. O günden evvel nasih mensuh olmuş. Kabir ziyareti önce yasaklanmış. Sonra serbest edilmiş evet. falan. Burada hiçbir nesih olmayan, geçerliliği olan nedir? Kadın dışarı çıkarken dış kıyafet. Bunun adı tamam bir atta veriliyor yani. Çuvala da girin denmiyor. Celabib deniyor, cilbabın cemi. İşte Elmalı'nı anlatmış, Konyalı Vehbi anlatmış, Ömer Nasuh hepsi anlatıyor. Çar çarşaf, ferace tamam bu sadece çarşaftır, geri kalanları haramdır denmiyor tabii evet. ki. Mahmut Efendi de söylerdi. Yöresel, Erzurum'da ihram, efendim Anadolu'da atkışal var. Yöresel ama özellik nedir? İçindekinin güzel mi, çirkin mi, genç mi, yaşlı mı, hatlarını bilme belli etmeyecek. Evet. Bu özellik konuşuluyor. Şimdi bu dış kıyafet. Burada sen diyorsun ki o toplumun erkekleri kıskançmış, insanlar yabaniymiş bilmem ne. Neyse işte mealen söylüyorum. Mevzu diyor, hüküm. Bugün bir kadın dışarı çıkarken üstüne dış kıyafet alması gerekmez. Diyanetin tefsirinde evet, mi? Evet, evet. Karaman. Şimdi ben evet. Elmalı'da böyle bir şey bulamıyorum. Ben zaten diyorum ki hakemliğe geldiği zaman evet. yani konuşulduğu zaman mahkemeye de çıktık biz. İfadeler de verdik bu konularda. Ben çağrıldım. Benim ömrüm ifade mahkemelerle geçiyor. Gidildiğinde ben adama dediğim zaman Elmalı tefsirini Atatürk yazdırdı. Burada geçiyor bu. Peçe yasak. Çarşaf yasak değil. Peçeyi Sultanahmet de yasakladı. Ajanlar peçe taktığından. Gibi bir şey söylediğim zaman adam bana ne diyecek? Evet. Ama şimdi o gün dönemdeki Diyanet'ten maksadım şu. Evet. O dönemin hocaları o dönemin hocalarında itikat bozukluğu yoktu. Reformistlik yoktu. Tarihselcilik yoktu. Selefi vahabilik yoktu. Onu diyorum. O zaman diyor ki ezanın Türkçe'ye diyelim evet. çevrilmesi Atatürk'ün döneminde olmuş. 32'de. Ondan sonra fakat şimdi onu da inceliyoruz. Arapça'da yasaklanmamış. Türkçe'de tatbikat edilmiş, bazı bölgelerde pilot yapılmış falan. İnönü döneminde Arapça tamamen yasaklanmış şudur. Şimdi burada efendim ezanın Türkçe'ye döndürülmesi kabul edilir bir tarafı var mı? Yanlış. Diyanet de buna imza atmış. Diyanet buna imza atmış, baskıyla imza attırılmış. Ben onun baskıyla bir şey yapıldığından yönetimi aklamıyorum. Adamlardaki itikat yapısı. Peki o zaman rıza üzere mi bunu imzaladı? Şimdi uyduruyor. Adam uyduruyor. Diyor ki Rıfat Börekçi demiş ki Atatürk ne derse doğrudur. Şimdi bazı şeyler çıkıyor. Ve bu adamın diyor dininizi değiştirin dese dininizi değiştirin gavur olun demiş diye şu anda o geziyor şeyler. Evet. Ya arkadaş
Yani bu adamın, al sana efendim, Ahmet Kabaklı merhum yazmış. Ondan sonra yine meşhur bir sizin, yani sonradan sosyalistti, sonra döndü. Atatürk aleyhine kitapları da var mesela. O da o kitapta yazmış. Şimdi El İnsaf Vel Vicdan. Rıfat Börekçi'ye hilafetin ilgası için. Ki hilafetin ilgası siyasi bir konuydu. Evet. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kamil hilafet 30 senedir. Ondan sonra sultanlık olduğunu hadis-i şerif sahihte beyan ediyor. Hilafet siyasi bir konuydu. Yönetim konusuydu. Burada efendim şeye de çok taalluk etmiyordu. Meclis kaldırıyorsa orada reye veriliyor. Getirmiş Rıfat. Rıfat Börekçi onda bile mücadele vermiş. Kaldırılmaması için suratını bozmuş, asmış, etmiş. Hoca senin keyfini bozarım demiş. Burada kayıtlarını verebilirim. Hoca senin keyfini bozarım demiş. Şimdi irade bu yönde. Adam yine de imzalamamış. Ondan sonra atmış oraya işte bir imza mecbur. Hoca senin keyfini bozarım. Aşağıda hocalar toplanmış. Aşağı inmiş adam. Demiş ki ne yaptın? Attı mı demiş. Attık oraya demiş. Bilmem ne işte nokta nokta. Bir tane Rıfat yazdık demiş. Yani baskı yaptı bana demiş. Şimdi dolayısıyla burada hilafet konusunda bile ki çok dini bir şey değildir. Yani hilafetin ilgası veya şusu veya busu. Yani şu anda devletin dini İslam olup İslam kanunlarına göre şu anda meclis hareket etse biz razıyız. Biz memnunuz mesela. Hilafeti getirin diye hilafet şartımız yok. Çünkü biz İslam yasaları, Kur'an şeriat yasaları, devlet Türkiye Cumhuriyeti devletinden razı oluruz. İlk kuruluş felsefesiyle devletin dini İslam idi. İslam'ın böyle bir şartı var mı? Yani böyle bir talebi var mı? Yani devlet İslam kurallarıyla yönetilmeli. Tabii İslam'ın böyle bir şartı var. Çünkü bazıları diyor ya hani İslam... Ya öyle bir şey yok. Yani, İslam'ın devlet öngörüsü yok. Beynim bi manzelallah. Evet. Allah ne indirdiyse onların hükmet. Evet. Allah'ın indirdi hükmetmedenler, hükmetmeyenler. Feulâkimuz zalimun kâfirun fâsıkun diyor Kur'an. Dolayısıyla diyaneti diyorsunuz biz, bundan dolayı. Ha şimdi dolayısıyla ondan sonra kurban meselesi. Atatürk yine bu Rıfat Börekçi'yi çağırmış. Bunların hepsini kayıtlarını gösterebilmiş diyenler. Aldığım yerleri. Efendim Ahmet Kabak da bunu yazmış tercümanda kaç sene evvel. O kitap da belli. E sen şimdi demiş ki ona yav demiş bunu bağış maaş yapılsa da demiş bu kurban işini kaldırsak demiş. Yav demiş bu dinin vecibesidir. Öyle değiştirilecek de bir şey değil. Halbuki mesela Şafii mezhebinde sünnet. Hanefi'de vacip. Mezhepler arasında ihtilaf olduğu halde adam orada Hanefi üzerinden giderek bu vacip. Bunu yapmayalım etmeyelim. O da biraz daha zorlamış etmiş. Ondan sonra demiş ki bari ben sağken yapma demiş bunu. Adam o kadar yani konuşuyor. Yani ben sağken bunu yapmadım. O demiş yok yok üzülme demiş. Yani sağken de yapmam öldükten sonra da yapmam demiş. Bu da böyle yaşam. Şimdi böyle bir belgeleri olan bir durumda gavur olun dese gavur olun diyecek kadar yani milleti bu kadar itham etmek ölmüş bir hocayı. Yani şimdi adam Kurtuluş Savaşı'ndan çıkılmış baskılar var. Çok büyük baskılar altında efendim millet dar ağacında şapka takmayan bilmem öldürülüyor. Ömer Nasuh Efendi foter takmış. Kanun çıktı. Ne yapacak Ömer Nasuh Efendi foter şapkası takmış. Gönenli Mehmet Efendi Cumhuriyet Gazetesi burasında geziyor. Bu durumlar yaşanmış yani. Şimdi sen benim maksadım o zamanki Diyanet'in hocalarının Ehl-i Sünnet itikadında olduğunu izahıdır. Selef zaten açıklamasında Selefi, Vehhabi, Reformist yoktu dememden anlaşılıyor. Barış Bey onu yazmayaydı ben derdim ki sen bak maksadımı millete beyan etmedin. Kasıtlı bana şimdi hocam ilan ediyorsun. Çünkü neden? Ama öyle yapmadı. Doğruyu yazmış. Ben o zamandaki dönemin düzeninin akaide taalluk eden yönleri veyahut da işte ezanı Türkçe yapmış. Onları savunmak. Şimdi, haşa ve kella onu. Şimdi bu konuda bir parantez açayım. O dönemle ilgili belgesel yapmış biriyim. Garp izi belgeselim. YouTube kanalımda var. Türkçe ezan ve dine müdahalenin öyküsünü yaptım. Tamamen kaynaklara dayanıp ve tanıklarla da konuşturdum. Şimdi hocam şunu söyleyeyim. Zat halinize saygım sonsuz. Lakin şunu söyleyeyim. Diyorsunuz ki Maturidi ekolüne, itikatta mezhebimiz İmam Muhammed Maturidi'nin ekolüne. Yaşari de olsa fark etmez. Evet, Yaşari de zaten Ehl-i Sünnet içinde. Ehl-i Sünnettir hepsi. Tabii, buna uygun davrandılar daha çok Diyanet'i. Davrandı için, derken benim yani, maksadım şu, zorlanmadıkları yani baskı şimdi, yemedikleri, yani iradeleriyle bundan çıkmadılar. İradeleri. Diyorsunuz. Peki şimdi ne var? Tamam. Peki tam bu öyle. Tefsiri yazıyor. Hükümet mi zorladı buna? Bunu, dış kıyafet yok. Giymeyin diyor. Hükümet mi zorladı? Bunu, yani şu andaki bozukluk evet. İhtiyari, iradeli bozukluk var. O zaman yapılan yanlış tatbikatlar iradeli değil. Baskı altında yaptırılmış.
Ben başka bir şey söyleyeceğim. Bayağı bir fark yok mu? Var, çok var. İslam'da tabii. Şirk küfrün lafzını söyleyen, iradesiyle söyleyenle icbaren söyletilen bir mi? Değil. Azimet, ruhsat başka bir şey. Burada şu, mesela ben mesela İmam-ı Azam'ın duruşuyla, İmam Maturidi'nin duruşuyla da onu yakıştıramıyorum. İmam-ı Azam sultanlara, hem Emevi sultanlarına hem Abbasi sultanlarına azimet eyvallah etmiş onlar. Ve yani İmam Maturidi de aynı şekilde eyvallah etmemiş. Etmez. Şimdi Rıfat Bürekçi dediğimiz adamsa şapkayı gaziden önce hemen olur olmaz giyen bir adam. Ama kelle gidiyor. CHP il başkanı. Abi ama sen işte o zaman biz bu Diyanet'i o zaman işte İmam-ı Azam ve Maturidi'nin yolunda nasıl diyeceğiz? Yolunda derken fikir ve itikatta sorsan aynı şeye inanır. Aynı şekil mi yaptı? Ruhsatla amel etmiş. Ruhsatla amel etmiş canını kurtarma. Baskı var mıydı? Vardı. Sen belgeselini yaptım diyorsun. Baskıları sen de o zaman i̇şte dinlendirdin. Ama dik duramamış. Ya dik duramamış. Dik duramamış derken dik dursan o gidiyor öbürü gülüyor. Peki şimdi şöyle de bir siyaset var. Ya bunu savunmuyorum. Bunların şimdi, yaptığı peki, yanlış. Peki. Baby, aynı şeyi sana söyleyeyim. Bir sene misal vereceğim. Buradan hepsini anlayacaksın. Evren anayasaya imza atmayan memurları ihraç kararı aldı mı? Aldı. Bütün bu imzalar Diyanet memurlarını da kapsadı mı? Kapsadı. Müftülüklerde de imza açıldı mı? Evet. Peki şu anda söylediğim bütün evliya geçinen mübarekler, bence de evliyaları da var. Bunların hepsi bu anayasaya imza attı mı? Evet. Mahmut Efendi atmadı. Niye işten atılmadı? Onun yerine biri gitti imza attı. Ona da öyle bir gazap etti. Benim yanımda da. Ben bana sordu mu sen nasıl imza atarsın dedi. İslam'a uymayan anayasa. Ondan bilgisiz mi atılmış? Ondan bilgisiz atıldı. Ve demek ki olabiliyormuş. Mahmut Efendi orada imamlıktan da atılmasına mal olsa atar mıydı o imzayı? Atmazdı. İşte ben onu söyledim. Ben Mahmut Efendi'yi gördüm. Anladın işte mı? İmam Mahmut Azam duruşu de, odur. Tamam İmam Azam duruşu Mahmut Efendi de. O zaman da sana ismini saymayayım şimdi. Dünya kadar memur vardı ulemadan, evliyadan. Herkes attı. Sen Rıfat Börekçi de adam dar ağacı sallanıyordu. Burada ne vardı? En fazla imamlığından olacaktı. Ölüm tehlikesi yoktu. Ama attılar. Yani konuşursak herkesin düzeni bozulur yani. Belki şuna itiraz ettik. İtiraz derken belki çelişi gördüm. İmam Maturidi ile İmam Azam'la hani o ekole de tam uyuyor Atatürk dönemi Diyaneti. Ben onu anlatmaya çalıştım. Ya o ekole nasıl uyacak? İmam-ı Azam, İmam Maturidi çok üstün seviye ya onlar. Hayır siz diyorsunuz Maturidi çizgisindeydi Diyanet. Çizgisi dersen itikatta mesela farz, vacip şu. Mesela şimdi Miraç'ı inkar eder mi? Konuları ele alalım tek tek. Miraç yok, peygamber göğe çıkmamış der mi? Bugünkü ilahiyatı maddi Diyanetlerde bu çok. Bunu savunuyor. Peki Meryem validemizin bilmem efendim iki cinsiyeti vardı Mehmet Okuyan. Böyle bir kafa var mı? Şimdiki Diyanet'te Halis Aydemir. Şimdi bunlar Diyanet'te değil ilahiyatta diyebilirsin. Şu anda Din İşleri Yüksek Kurulu'nda 15 kişiden biri. Bu arkadaş. Ayet bile olsa aklen reddederiz. Kendi sesinden sitemde koydum. Ayet bile olsa aklen reddederiz. Peki ondan sonra sahih hadisler azdır. Çoğu uydurmadır, azdır. Sahih hadislerde de çok faydasız şeyler var. Faydasız, sahih hadislerde. Yani hadisi kabul ettikten sonra, hadisi evet. Kabul etmez tartışırız. Bu hadis sahih midir, zayıf mıdır? O hadis istilahına girer. O değil. Evet. Sahihliğini kabul eder. Faydasız. Şimdi Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nda. Böyle bir şeyler o zaman da yoktu diyorum. Anladım. Tatbikatta, ruhsata kaçmışlar. Evet. Canlarından korkmuşlar. Yanlış işler amelen evet. Yapmışlar. Ki en mühimi Türkçe yazan. Yani buna hiç asla fetva verilmemeliydi. Bunlar yanlış işler. Ben zaten Rıfat Börekçi evliyaydı, büyük zattı, mübarekti demiyorum. Evet. Ama peki 80 anayasasına imza atan hocaların fetvası neydi? Onu da söyleyeyim mi sana? Onları da kurtaralım. Başörtüsü farzdır. Hayır. 80 anayasasına evrenin mecburiyetinde biz bırakırsak buraları tamamen dinsizler evet. Gelecek. Bütün milletin namazı şey, biz kendimizi yakalım ama mihrapları boş bırakmayalım. Şimdi o da ayrı bir şey. Şimdi orada da sen 80'de ölüm kalım yokken evet. Bu fetvayla göre genel amel ettiniz de bütün hocalar, hacılar. Şimdi o adamı da düşündüğün zaman ben de burayı bırakırsam yarın namazın da Türkçe, o da çıktı, bu da bilmem ne oldu, dini hepten bozacak bir adam geldi diye düşündüyse de durduysa... Diyorsunuz. Diyorum düşünmek zorundayım. Her şeyi düşünmek zorundayım. Hocam peki bu bir proje mi? Yani Diyanet'in
bu tarz ilahiyatçılara teslim tabii edilmesi, bu bir bilinçli bir şey. Tabii zaten mesela Din İşleri Yüksek Kurulu'nun iki gün evvel liste açıklanmış, seçimle kazanılıyor. Orada onların size göndereyim şeylerini, bir inceleyin Allah rızası için. İki gün evvel liste, aynı liste seçiliyor ya. Aynı FETÖ'nün şeyleri, soruları çalması gibi işler. Yani kaç kişi var? Mucizeleri inkar, hadisleri inkar, mezhepleri inkar. Yani ayet bile olsa akıllan reddedilir. Kuramer. Yani şu anda Diyanet'in bağlı 29 Mayıs Üniversitesi'ne evet bağlı bir kurum. Kuramer'deki Mustafa Öztürk'ün beyanlarına bir bakar mısınız? Onu cihat diyor. Ben onu mesela o kadar uğraştım ondan. Cihat diyor. O zaman diyor Haçlı Seferleri de diyor bizim o zaman mukaddes diyor. Senin diyor Fransa'da diyor ne kutsalın var da cihata gidiyorsun. Ama diyor Haçlı'nın, Yahudi'nin orada kutsalı var. O zaman şu andaki İsrail'in diyor mücadelesi de kutsal diyor. Bu adam Kuramer'de din için kurum kurulmuş. Kur'an'ı sevdirme kurumu. Caner Taslaman bile isyan ediyor artık. Ki onun da bu kadar görüşlerine reddiye yaptığım bir adam. Adam diyor ki bu ne biçim konuşmalar diyor. Daha neler Kuramer'de? Ali evet Bardakoğlu dönemi, Mehmet Görmez dönemi geliyorlar. Kıs kıs böylece. Adam orada çıkıyor. Gavur profesörler götürüyorlar. Ne hakaretler İslam'a, Kur'an'a şu. Hiç kimse dinini artık diyor doğru diye savunamaz diyor. Bak. O sonra hak dinler mesela. İşte Diyanet Vakfı'na çıkan şey. Hak dinler. Hak dinler diye bir şey yok. İnnettiğin halde Allah İslam, tek din İslam. Tek din mi? Ben bu yüzden hapse girdim. Polemik değil, yani, diyalog kitabının reddiyesini şöyle yaptım. Semavi din ifade, semavi dinler ifadesi. Dinler de yok. Yok. Semavi kitaplar var. Ha evet. Semavi şeriatlar var. Cemil. Din inneddin aynı Allah'a İslam. Tek din tek İslam. İslam. Evet. Şimdi dinler bunu hak söylerse anlarım. Cahilliğinden. Ama tefsir burada yazılırken dinler, 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 İbrahim'i dinler, başımızda ne boza pişirdiler. Bu diyaloğa biz çattık çattık, sonunda hapsi boyladık. Yani şunu demek istiyorum. Yani bugünkü Kuramer'in hezimetleri, Kur'an'ı sevdirelim diye kurulmuş milletin vergisiyle, parasıyla bütün millet yani ateist, deist oluyor, Kur'an'dan soğuyor. Çünkü neden? Kur'an'ı sorgulayıp duruyor. Yani Öztürk'ün orada yaptığı, Öztürk baş üyelerden, İlhami Güler, buralarda hep muvazzaf. Kehf suresinin şu ayetleri Hızır Aleyhisselam ledün ilmi değiştirilsin diyor bu ya. Biz kalkıyoruz Fransa'ya, efendim Fransa parlamentosunda cihat ayetleri kaldırılsın diye. Adamın zarar veriyor çünkü o ayetler. Evet. O adam gavur, zaten onu istemek hakkı. Evet. Ama sen burada ilahiyata hoca diye koymuşsun. Aha ilmi kelam dalı başkanı Şaban Ali efendim. Şimdi bu Kontivide yaptı. Ondan sonra ben buna reddiye yaptım. Sonra onlar kaldırdı etti. İlmi kelam dalı başkanı için ilahiyat konusu. İlmi kelam dalı başkanı. Kader mader yok. Aa, burada yazısı var. Çocuğu ölmüş, başsağlığı diliyoruz. Kader mader ama diyor öyle bir şey yok. Alın yazısı, o çocuğun öleceği falan önceden Allah bilmiyor. Bu kader yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Bunlar hasta olursa ziyaret etmeyin, cenazene gitmeyin. Bunlar Deccal'ın şiasıdır. Ebu Davud hadisi, Ahmed ibn Hanbel. Yani kader. İşte Mustafa Aslamoğlu şey diyor, kitapları diyor. Şimdi burada İmam Hatip'le ilgili o zamanki bazıları diyor. Yani bu kitaplar okutuldu, kader inkar edildi, kader altı şarttan biri fuzulidir denildi. Evet. FETÖ zaten Allah ahirete iman ikiye indirdi, bu beşe indirdi. Ya bu din sizin amentü bu ya. İslam şartı, iman şartı kardeşim. Bunlar lastik gibi oynanır mı? Evet. Ama biz bunların yani hakikaten sahadayım, hakikaten mücadelesini verdim. Bununla ilgili ben bir şey konuşurken benim altyapımı az çok bilen biri yorum yapsın. Yani bu adam bunu ne niyetle konuşmuştur yani. Bunu bir de adamın evet ne dedim demin İslam'a göre. Bir de aynı lafı konuşsa da konuşanın tabii itikadı hakkındaki veriler mutlak önemlidir. Benim de gizli bir şeyim yok. Her şimdi konuştuğumda bence hocam o dönemi açıkladınız bence gayet.